Şöyle sıfırdan anlatayım size Türkçe. Şimdi bir organizmamız var. Diploid bir organizma. Bu organizmamızın diyelim ki 3 çift kromozom var. Bu kromozom 1. Şu anda bu organizmamız interfazda. Yani bölünmüyor. Kromozom 1, kromozom 2, ve kromozom 3. Tamam mı? Evet, kromozom 3. Şimdi kromozom 1'den 2 kopya var. Ama bunlar birbirinin tam kopyası değil. Birbirine çok benzer, benzer olma özelliklerine aynı genleri taşıyorlar. Aynı genleri aynı pozisyonlarda taşıyorlar. Çünkü bunlardan bir tanesi babadan geliyor. Ona biz paternal kopya diyoruz. Paternal kromozom 1. Öbürü anneden gelmiş. Organizmanın annesinden. Bu da maternal. İkisi de kromozom 1. İkisi de aynı genleri taşıyor. Ama bu genlerin içinde veya intergenik bölgelerde küçük küçük farklılıklar olabilir. Ama önemli olan her iki kromozom birinin de aynı yerde aynı geni taşıması. Dolayısıyla iki tane kromozom birimiz var. Bu kromozom birler birbirleriyle şu anda interfaz aşamasında olduğumuz için şu anda bunlar kromatin yapısında, yani açık durumda. Çok sıkı paketlenmemiş durumda, açık durumda. Aynı şekilde iki tane kromozom 2, biri paternal, biri maternal. Yine iki tane kromozom 3'ümüz var. Biri paternal, biri maternal kopya. Şimdi hücre bölünmeye gidecek. Hücre bölün diye sinyal geldi. Hücre bölünmeye karar verdi, bölünecek. Şimdi hücre bölünmesinde yapılan iş nedir? Mitoz hücre bölünmesinde yapılan iş, bir hücreden 2 tane hücre çıkartmak. Bir hücre varken bunu 2 hücreye çoğaltmak. Bunun için bu her iki hücrenin de genetik materyalin aynı olması lazım. Aynı genetik materyale, aynı DNA'ya eksiksiz sahip olması gerekir her iki hücrenin de. O zaman ne yapalım? Bu ana hücrenin, bölünecek olan hücrenin DNA'sının tamamını kopyalayalım. Bunun adı nedir? DNA replikasyonu demektir. Şimdi replikasyon yapıyoruz. Hücre bölünmeye gitmeden önce replikasyon yapıyoruz. Bu kromozom 1'in DNA'sını aynen kopyalıyoruz. Şununkine. Paternal kopya. Aynen kopyasını çıkarttım bunu, replike ettim. Bunu yaparken bir taraftan da aynı şekilde maternal kopyasını da replike ettim. Maternal kromozom 1'in de kopyasını çıkarttım. Aynı şey aynı anda kromozom 2'ye de oldu. Paternal kopyayı replike ettim, maternal kopyayı replike ettim. 3. kromozom için de aynısını yaptım. Paternal kopyayı replike ettim, maternal kopyayı replike ettim. Şimdi burada gördüğünüz 2 tane, şu anda 2 tane paternal kromozom birim var. Neden? Çünkü kopyaladım. Önceden de bir tane vardı. Onun kopyasını yaptım. Fotokopisini çektim. Ama bu kopyayı yaparken bunları birbirinden ayırmadım. Yani birbirinin fotokopisi olan 2 tane kromozom birbirinden ayrılmadı. Bunları birbirine sıkıca bağladım. O bağladığım bölgeye de sentromer diyorum. Şimdi birbirinin kopyası olan, yani aynı kalıptan replike edilmiş olan, aynı kalıp DNA'dan replike edilmiş olan 2 kopya DNA, 2 kopya DNA'dan oluşan kromozomlara sister kromatit diyorum. Yani bu bir kromatit, bu da öbür kromatit. Tamam? Şu paternal kromozomun bir kopyası, bu da öbür kopyası. Bu her iki kopyaya birer kromatit diyorum. Yani bu bir kromatit, bu da ikinci kromatit. Bunlara sister kromatit diyorum. Aynı şekilde maternal kromozom 1 de kopyalandı. Bu da 2 kromatit şeklinde bulunuyor. Birbirine ortasından bağlı, sentromerinden bağlı 2 kromatit şeklinde bulunuyor. 2 sister kromatit şeklinde bulunuyor. Şimdi burada şunlar birbirinin kopyası, paternal kromozom 1'in birebir kopyaları, şunlar da maternal kromozom birebir kopyaları. Şimdi paternal kromozomla maternal kromozom her ne kadar ikisi de kromozom 1 olsa bile aralarında küçük farklılıklar var. Aralarında küçük farklılıklar var ama yine de ikisi de kromozom 1. Neden ikisi de kromozom 1? Çünkü ikisi de aynı bölgede aynı genleri taşıyor. Aynı genleri taşıyorlar ve bunları aynı pozisyonlarda taşıyorlar. Ama aralarında küçük küçük farklılıklar olduğu için o farklılıklara geleceğiz. Aralarında küçük küçük farklılıklar olduğu için bu iki kromozom birbirinin eksak kopyası değil. Maternal ve paternal kopya. Maternal ve paternal kromozomlar birbirinin tam kopyası değil. O nedenle bunlara homolog kromozomlar diyoruz. Yani bu bir homolog kromozom, şu da bir homolog kromozom. Aradaki farklar nedir? Şimdi Zehra Salcı, aradaki farklar alelik farklılıklar. Aradaki farklılıklar alelik farklılıklar. Evet, çekiniklik, baskınlık bu farklılıklardan kaynaklanıyor. Mesela kromozomlardan bir tanesi üzerinde AB0 kan gruplarımızdan sorumlu bir gen var. AB0 kan grubunu belirleyen gen var. Şimdi bu genin 3 farklı versiyonu var. A versiyonu var, B versiyonu var ve de 0 versiyonu var. A versiyonu A tipinde peptit sentezliyor. Genin B versiyonu B tipinde peptit sentezliyor. 0 versiyonu ise peptit sentezlemiyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu genin 3 farklı versiyonu var. Bu genin 3 farklı versiyonunu taşıyan en az 3 farklı kromozom 1 var. Kaçıncı kromozom üzerindeyse. Dolayısıyla farklı kromozomlar, aynı kromozomun farklı versiyonları, aynı genlerin farklı versiyonlarını taşıyabilir. Peki bu farklılıklar nereden kaynaklanır? Nükleotit değişikliklerinden kaynaklanır. Az önce gösterdiğim gibi bir kişide A olan pozisyonda başka bir kişide G olabilir. Bu değişiklikler protein yapısını veya fonksiyonunu etkileyebilir veya etkileyemez. Aynı şekilde fenotipi etkiler veya etkilemez. Fenotip hastalık yapacak şekilde veya ölüme neden olacak şekilde etkiliyorsa bunların adına patojenik mutasyon diyoruz. Eğer etkilemiyorsa polimorfizm veya varyasyon diyoruz. Anladık mı buraya kadar? Neden iki kromozom var? Çünkü biz diploid organizmalarız. Diploid organizmalarda her bir kromozomdan 2 tane var ve de ama asıl sordum bunların birinin anneden birinin babadan gelmesiydi. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi gönderiyorum ikinizi de, sonra yine bekliyorum. Evet. Şimdi kromozomda karşılıklı aynı gen oluyorsa heterozigot dizilimler hangi kısım için geçerli? Güzel bir soru Zehra Salcı, aferin. Heterozigotluk her bir gen için geçerli olabilir. Her bir gen heterozigot da olabilir, homozigot da. Heterozigotlukta önemli olan şudur. Aynı pozisyondaki iki gen, yani bir genin aynı pozisyonda bulunan, iki farklı kromozomun aynı pozisyonda bulunan iki kopyası birbirinden farklı olabilir. Bu durumda iki farklı alel var deriz. Aynı genin iki farklı alelinin olması da organizmanın heterozigot olduğunu gösterir. Yani bu her bir gen için organizma heterozigot olabilir. Veya bazı genler için heterozigot, bazıları için homozigot olabilir. Güzel soru, aferin. Alright, bilmeniz gerekiyor. Kural olarak herkesin beta globin geni, her insanın beta globin geni 11. kromozomda aynı pozisyonda. Eğer aynı pozisyon, son mutasyonlarla alakalı kısmı merak ettim dedim. Şöyle, şimdi buradaki değişiklikler, bu değişiklikler, yani eğer bir genin iki farklı aleli varsa bu DNA üzerinde meydana gelen nükleotit değişikliklerinden kaynaklanıyor. Yani bu replikasyonu yaparken aslında biz her ne kadar eksak kopyasını yaptığımızı zannetsek de, birebir kopyasını yaptığımızı zannetsek de her bir replikasyonda belli bir sayıda nükleotit değişikliği oluyor. Yani DNA polimeraz direkt yanlış nükleotitleri takabiliyor. Bunun sonucunda nükleotit değişiklikleri ortaya çıkıyor. Eğer alel gen kaybolmazsa, eğer o organizma yaşarsa ve bu DNA kopyasını ileriki nesillere aktarabilirse ortaya yeni bir alel çıkıyor. Ama bu şimdi burada şöyle söylüyorum. Hani dedik ya AB0 kan grubu, yine oraya gelelim. Şimdi 3 farklı alel var. A, B ve 0. A kan grubunda da olabilirsiniz, B'de olabilirsiniz, 0'da olabilirsiniz. Bu sizin yaşamınızı etkilemez. Ama bazen Bu değişiklikler öyle genlerde meydana geliyor ki, mesela beta globin geninde. Beta globin geninde meydana gelen nükleotit değişikliklerin, yani mutasyonların çoğu patojenik. Eğer bir hastalığa sebep oluyorsa bu değişiklikler, DNA üzerindeki bu değişiklikler, bu durumda onlara patojenik mutasyonlar diyoruz. Eğer herhangi bir kötü etkisi yoksa, yani kötü yönde etkilemiyoruz organizmanın hayatını, hatta belki avantajlı bile olabilir, bir avantaj bile kazandırabilir organizmaya, bu durumda polimorfizm veya varyasyon diyoruz. Bunlar ileride göreceğimiz konular. Tamam.